Hayır, ne şimdi bu yenge mi yaptı böyle? Ben sana hep diyorum işte, dengesiz. Gökhan gelsin de işlerin başına geçsin diye Banu ile yapmaya kalktı. O da olmadı. Şimdi her şey bir ayağına dolanıyor. Hayır, Zeynep'in ne suçu var? Kızın zaten babası hasta. Hırsından gözü hiçbir şey görmüyor ki. Alo Levent. Buldum de oğlum parayı, Allah aşkına buldum de ya. Yok abi, bulamadım parayı. Oğlum beni niye arıyorsun o zaman? Dalga geçmek için mi arıyorsun? Kızma hemen ya. Bak. Kösenin orada bu gece büyük masa kuruluyormuş. Hadi dedim bir haber vereyim, belki çökmek istersin. Oğlum ben sana para yok diyorum, sen bana masaya çok diyorsun ya. Abi keş olmasına gerek yok ki. Kuyum muyum yok mu bir şey? Hem zaten biz senin bir koyup beş aldığını çok gördük. Zaten nasıl toplanacak ki bu kadar para? Alo. Alo Selçuk. Orada mısın abi? Abi neyini düşünüyorsun ya? Bak ben hissediyorum. Bu gece senin gecen olacak. Ne diyorsun abi, ayarlayayım mı masa? Ya tamam ben düşüneceğim, arayacağım seni sonra, tamam. Peki tamam. O zaman ben senden haber bekliyorum. Gelecek. Huzur huzur gelecek. Fatma, hemen Gülizar'ı çağır bana gelsin. Peki Sevinç Hanım. Ne yapacaksın Gülizar'ı? Geldiği zaman görürsün ne yapacağımı. Aman, tantana falan dinleyemem ben. Gider yatarım. İyi geceler. İyi geceler. Anne. Dışarı çıkıyordum da sana bak dedim, merak etme diye. Nereye gidiyorsun gece vakti? Levent aradı da kafası bozukmuş herhalde. Ben gideyim onu bir toparlayayım geleyim. Hadi yat. Allah Allah, senden başka toplayacak yok mu? Ya sabır.